Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem kız hem erkek çocuklar için hazırlayabileceğiniz çok şık bir hırka çalışması yapacağız. Biz hırkamızı bugün bir yaşa göre hazırlayacağız ama ölçüleriyle oynayarak istediğiniz yaş gruplarına göre hazırlayabilirsiniz. Örmesi hem çok keyifli, yapımı da bir o kadar kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın dahi rahatlıkla yapabileceği bir hırka. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar, daha sonra yapımına geçelim. Alize'nin tüylenmeme özelliğine sahip 100 gram ağırlığında 240 metre uzunluğunda ipini kullanacağım. 3,5 numarada misinalı şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. İlk olarak ön bedenimizi öreceğiz. Şişime 44 ilmek atarak başladım ve 2 düz 2 ters lastik örgü olarak 10 sıra ördüm. Şimdi hem ilk iliğimi açacağım hem de 2 sıra lastik örgüme aynı şekilde devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi ipim kendimden tarafta birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. 2 tane ilmeğim düz olarak örüyorum. 2 ters, 2 düz olarak devam ediyorum. Örgümün arka yüzünde yine düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerime ters olarak öreceğim. Bu sıramızla birlikte toplam 12 sıra ikili lastik örgü örmüş oluyoruz. İki ters ilmeğimi ördüm. Bakın buradaki ilmeğim dolama ilmeğim. İki tersten sonra 2 düz olarak öreceğim. Dolama ilmeğimi düz örüyorum. Yanındaki ilmeğim de düz olarak örüyorum. Sondaki 2 ilmeğim ters olarak örüyorum. 2 düz 2 ters lastik örgümün 11. sırasında ilk ilmeğimi açtım. Az önce de örgümün arka yüzünde yine düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak örüp lastik örgümün 12. sırasını tamamladım. Şimdi lastik üstü örgümüzle devam edeceğiz. Pat için 9 tane ilmek ayıracağım arkadaşlar. Dilerseniz bu ilmekleri haroşa örebilirsiniz ya da normal klasik bir ters bir düz lastik örgü örebilirsiniz. Ben tekstil tipi lastik yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sayalım. 2, 4, 6, 8. Tersten sonra bir tane daha düz örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını haroşa olarak örüyorum. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlar hem örgünün ön yüzünde hem de arka yüzünde ters olarak örecekler. Benim gibi düz ören arkadaşlar da hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örecekler. Sıra sonundaki ilmeğimi ters olarak öreceğim arkadaşlar, dikişte düzgün görünmesi için. Örgümün arka yüzünü de yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonda 9 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak devam ediyorum. Sıra sonunda 9 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerime örgümün arka yüzünü de haroşa olarak ördüm. Şimdi buraya bir ayraç takalım arkadaşlar, kafamız karışmasın. Şimdi ayracımdan hemen sonraki ilk ilmeğim örgümün arka yüzünde ters. İpim kendimden tarafta, ters olan ilmeğimi örmeden şişme alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters olan ilmeğimi ipim kendimden tarafta, örmeden şişme alıyorum. Düzü düz örüyorum. Tersi ipim önde, örmeden şişme alıyorum. Düzü düz örüyorum. Tersi ipim kendimden tarafta, örmeden şişme alıyorum. Düzü düz örüyorum. Ters olan ilmeğimi ipim kendimden tarafta, örmeden şişme alıyorum. Hem etek kısmında hem de bordür kısmında kullanabileceğiniz çok güzel bir lastik arkadaşlar bu. Ayrıntılı yapımı yukarıdaki videomda var. Dilerseniz oradan da faydalanabilirsiniz. Hem tekstil tipi lastik olarak geçiyor hem de hazır lastik deniyor buna. Şimdi örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örüyorum arkadaşlar düz olarak. Arka sıramda örmeden almıştım. Normal bir ters bir düz lastik örgü olarak öreceğim. Ters olan ilmeğimi ters, düz olan ilmeğimi örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Ön yüzümüzde farklı bir işlem yapmayacağız arkadaşlar. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Sadece arka yüzümüzde ters olan ilmeklerimizi örmeden alacağız. Düz olan ilmeklerimizi yine düz olarak öreceğiz. Şimdi burada bir tane daha düz ilmeğim var. Tersinden sonra düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi 12 tane ilmeğimi ters olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurulumlara dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü diğer ön bedenimizde de aynı şekilde kurulum yapacağız. Ayracımdan sonra 12 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. 11 tane ilmeğimi düz ördüm. Sondaki 12 ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum. İkinci sıramızı örgümüzün ön yüzünde kurulumumuzu yaparak tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ikinci sıramızdayız. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Burada 12 tane ilmeğimiz düz. Örgümüzün ön yüzünde sondaki 12 ilmeğimiz tersti. Örgümüzün arka yüzünde düz. Düz olarak örüyoruz. Buradaki 11 ilmeğimiz ters, örgümüzün ön yüzünde ortadaki 11 ilmeğimiz düzdü, arka yüzümüzde ters, ters olarak örüyoruz. Sondaki 12 tane ilmeğimiz düz, düz olarak örüyoruz. Ayrıcımızı bu tarafa alıyoruz. Şimdi ters olan ilmeğimizi ipimiz kendimizden tarafta yine örmeden şimiz alıyoruz. Düz olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İpimiz kendimizden tarafta, ters ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Düz olan ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İp kendimden tarafta, ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İp kendimden tarafta, ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İp kendimden tarafta, sondaki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Model kurulumuyla birlikte örgümüzün ön yüzünde birinci sıramızı ördük. Örgümüzün arka yüzünde de düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örüp ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi bu iki sırada yaptığımız işlemleri tekrarlayacağız arkadaşlar. Yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak hem ön yüzde hem arka yüzde öreceğiz. Birlikte iki sıra ördük. Şimdi alt sırayı tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters örerek sıramı 6'ya tamamladım. Şimdi şuradan da sayabilirsiniz arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde ters sıramızdan bakın şu şekilde kontrol edebilirsiniz. Bu ilk sıramızı saymıyoruz. Neden? Çünkü bu bizim haroşa dişimiz. Hemen üstünden 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 sıra ördüğümüzü buradan kontrol edebiliriz. Bundan sonraki sıralarda haroşa örmeyeceğimiz için çok daha kolay bir şekilde sayabilirsiniz. Şimdi baloncuklarımızı yapacağız. Baloncuklarımızı sadece düz olan kutucukta yapacağız arkadaşlar. Ters olan kutucuklarda yapmayacağız. Şimdi kenar patımı örüyorum yine. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Sadece düz olan kutucuklara balon yapacağız arkadaşlar. Ters olan kutucuklara balon yapmayacağız. Burada gördüğünüz gibi bakın sadece düz olan kutucuklarda balon var. Terslerde yok. En son ters örmüştüm. Sonra düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerime ters olarak öreceğim. Dediğim gibi sadece düz olan kutucuğuma balon yapacağım. 12 tane ilmeğim vardı ayrıcımdan sonra. 12 ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Şimdi buradan 5 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ilmeğimin içerisinden 7 tane ilmek çoğaltacağım arkadaşlar. İlmeğime giriyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bir doluyorum. Tekrar şişime giriyorum. Bir ilmek daha alıyorum ama şişimden hiç çıkarmıyorum buradaki ilmeğimi. 1 2 3. Bir doluyorum. Tekrar bir ilmek alıyorum. Son kez doluyorum. Ve ilmek alıp şişimden çıkarıyorum. Burada toplamda dolamamızla birlikte 7 tane ilmek çıkartmış olmamız gerekiyor. 2, 4, 6, 7. 7 tane ilmek çıkardım. Dönüyorum. Sadece bu 7 ilmeği öreceğim. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. İlmek çıkardığım sırayı birinci sıram sayıyorum. Örgümün arka yüzünde ikinci sıramdayım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzümdeyim. Tekrar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3. sıramı örgümün ön yüzünde düz olarak tamamladım. Şimdi arka yüzümdeyim. Önlerde düz, arkalarda ters olarak 7 ilmeğimizi öreceğiz. Dördüncü sıramı örgümün arka yüzünde tamamladım. Şimdi ön yüzümde 5. sıramı düz olarak örüyorum. Arka yüzümdeyim. 6. sıramı ters olarak örüyorum. 7. sıramda örgümün ön yüzündeyim. Düz olarak örüyorum. Ve son sıramda örgümün arka yüzünde 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Toplam 8 sıra ördük arkadaşlar. 7 ilmek çıkardık. Önlerde düz, arkalarda ters olarak 8 sıra ördük. Şimdi bu ilmeklerimizin tamamına tığımız yardımıyla alıyoruz ve tek seferde içerisinden çıkıyoruz. Bir tane zincirle de sabitliyoruz. Sonda 5 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 6. ilmeğimizin içerisinden 7 tane ilmek çoğaltıp 8 sıra ördük. Yine sonda da başta olduğu gibi 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Sıra sonunda 12 tane ters ilmeğimiz var. Ters olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde 7. sıramızda balonumuzu yaptık. Şimdi arka yüzümüzde 8. sıramızı öreceğiz. Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi yine ters olarak öreceğiz. On iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ortadaki 11 tane ilmeğim ters olarak örüyorum. Baloncuk ilmeğimi de yine arkadaşlar ters olarak örüyorum. Toplamda ortadaki kutucuğuma ait 11 tane ilmeğimi örgümün arka yüzünde ters olarak ördüm. 12 ilmeğim düz olarak örüyorum. Şimdi burada örgümün arka yüzünde olduğum için ters ilmeklerimi örmeden şişim alacağım. İlk ilmeğim ters, ipim kendimden tarafta. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Düz olan ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Bir düz, ters ilmeği örmeden al. Bir düz, ters ilmeği örmeden al. Bir düz, ters ilmeği örmeden al. Evet arkadaşlar, örgümüzün arka yüzünde 8. sıramızı da birlikte tamamladık. Şimdi yine bu şekilde düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak hem ön yüzde hem arka yüzde öreceğiz. 8 sıramız var. 4 sıra daha aynı şekilde devam edeceğiz. Toplam kutucuğumuz 12 sıradan oluşuyor. 12 sıramızı tamamlayalım. Daha sonra diğer kurulumuzu yine birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 12 sıramı tamamladım. Şimdi ikinci kurulumumuzu yapacağız. Ters olan kutucuklarımızın üzerine düz, düz olan kutucuğumuzun üzerine de ters olarak devam edeceğiz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Yine bir düz, bir ters lastik örgü olarak. Kenardaki 9 ilmeğimi bir düz bir ters lastik örgü olarak ördüm. Şimdi ters kutucuğumun üzerine bir tane düz kutucuk yapacağım. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar tersin üzerinde yine 12 sıradan oluşan bir tane düz kutucuk var. Yani düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olarak devam edeceğiz. Ayrıcımdan sonra 12 tane ters ilmeğim var. Yeni bir kutucuğa başladığım için bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada 11 tane düz ilmeğim var. Bu ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ters örgülerden oluşan kutucuğumu da düze çevireceğim. Bunun için yine 12 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi yine ters olarak örüyorum arkadaşlar. Örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve 12 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ortadaki 11 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sondaki 12 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Arka sıramızda olduğumuz için yine ters ilmeklerimizi örmeden şimize alacağız. İpimiz kendimizden tarafta. Ters ilmeğimizi örmeden şimize alıyoruz. Düzü düz olarak örüyoruz. İp kendimizden tarafta. Tersi örmeden alıyoruz. Düzü düz olarak örüyoruz. İp kendimizden tarafta. Tersi örmeden alıyoruz. Düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İp kendimizden tarafta. Tersi aldık. Düzü düz olarak ördük. İp kendimizden tarafta. Sondaki ilmeğimizi yine örmeden şimize aldık. Evet arkadaşlar, örgümüzün ön yüzünde birinci sıramızda model kurulumumuzu yaptık. Örgümüzün arka yüzünde de düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örüp ikinci sıramızı tamamladık. Şimdi yine aynı şekilde bu iki sırada yaptığımız gibi düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak hem ön yüzde hem arka yüzde öreceğiz. 6 sıra bu şekilde devam edelim. Yine 7. sıramızda balonlarımızı yapacağız. Aynı zamanda 2. iliğimizi açacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sayımı 6'ya tamamladım. Buradaki ters kutucuğumdan sayıyorum en alttan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi baloncuklarımızı yapacağız. 7. sıramızdayız. 2 tane yapacağız bu defa arkadaşlar. Çünkü 2 tane düz kutucuğumuz var. Şimdi bu sıramızda iliğimizi açacağız. Diğer iliklerimizi de aynı şekilde açacağız. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters. Ters olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi düz. Düz olarak örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Yine ters ilmeğimi ters. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başta ve sonda 12 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. Ortada 11 tane ilmeğimiz var. Şimdi ortada 11 tane ilmeğimiz olduğu için tam ortası 6. ilmek oluyor. Kenarlarda 5 tane ilmek kalıyor ve biz 6. ilmeğin içerisine bir alt sırada normal baloncuğumuzu yapmıştık. Burada 12 tane ilmeğimiz olsa da arkadaşlar sağda ve solda yine değişmiyor. İlk 5 ilmeği örüyoruz. 6. ilmekten yine ilmek çoğaltacağız. 2, 3, 4, 5. Ayrıcımdan sonra 5 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 6. ilmeğime giriyorum. Bir tane ilmek aldım. Doluyorum. Bir daha alıyorum. Doluyorum. Bir daha alıyorum. Doluyorum. Son kez alıyorum. Ve burada şu an 7 tane ilmeğim var. Bu 7 ilmeğimi önlerde düz, arkalarda ters olarak 8 sıra öreceğim. İlmek aldığım sıra örgümün ön yüzü. 1. sıram olarak kabul ediyorum. Örgümün arka yüzünden saymaya başlıyorum. Bu benim 2. sıram. Örgümün arka yüzü ve ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. 3. sıramla devam edeceğim. Üçüncü sıramı tamamladım. 4. sıram örgümün arka yüzü. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Altıncı sıramı örgümün arka yüzünde ters olarak tamamladım. 7. sıramı ön yüzünde düz olarak örüyorum. Ve son sıramı örgümün arka yüzünde ters olarak tamamlıyorum. Yedi ilmeğimi tığımın üzerine topluyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum. Şişimi alıyorum. Ve düz ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Başta 5 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. 6. ilmeğimizin içerisinden 7 tane ilmek çoğaltıp baloncuğumuzu yaptık. Baloncuğumuzdan sonra 6 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Ters ilmeklerimizin üzerinde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Ters olarak örüyoruz. Ortada 11 tane ilmeğimiz vardı. Ters olarak örüyoruz. Şimdi diğer baloncuğumuzu yapacağız. Baştan 5 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız var aramızda. O yüzden biraz ayrıntılı anlatıyorum. Bundan sonra zaten aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Şimdi 6. ilmeğin içerisinden bir tane ilmek aldım. Doluyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Doluyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Doluyorum. Ve son ilmeğimi de alarak şişimden çıkarıyorum. İlmek aldığım sıram örgümün ön yüzü 1. sıram. Örgümün arka yüzünde 2. sıramda bu 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Toplam 8 sıra öreceğiz. Üçüncü sıramda ön yüzümdeyim. Düz olarak örüyorum. 4. sıram arka yüzüm. Ters olarak örüyorum. 5. sıram ön yüzüm. Düz olarak örüyorum. 6. sıram arka yüzüm. Ters olarak örüyorum. 7. sıram ön yüzüm. Düz olarak örüyorum. 8. yani son sıram örgümün arka yüzü ters olarak örüyorum. Şimdi yine bu 7 ilmeğimi tığımın üzerine topluyorum. Ve tek seferde çekip bir zincirle sabitliyorum. Sondaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. sıramızda örgümüzün ön yüzünde baloncuklarımızı yaptık. Örgümüzün arka yüzünde 8. sıramızla devam edeceğiz. Artık hem ön yüzde hem arka yüzde düz olan ilmekleri düz, ters olan ilmekleri ters olarak öreceğiz. 12 sırada bir de kutucuklarımızı değiştirerek aynı işlemleri tekrarlayacağız. Örgümün arka yüzünde baştaki 12 ilmeğimi ters olarak ördüm. 11 ilmeğim düz olarak örüyorum. 12 tane ilmeğim ters olarak örüyorum. Baloncuğumuzun ilmeği de buna dahil arkadaşlar. Hepsini ters olarak örüyoruz. Lastik örgümü aynı şekilde yapacağım. İpim kendimden tarafta, ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın burada dolama yaptığım ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Tekrar ipim kendimden tarafta. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. Sondaki ilmeğimi örmeden şişme alıyorum. Evet arkadaşlar, artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Videomuzu gereksiz yere uzatmayalım. Sizler de sıkılmayın. Burada ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayarak örgümüze devam edeceğiz. 12 sıra arayla kutularımız yer değiştirecek. Ters olan kutumuzun üzerine düz, düzün üzerine ters olarak kurulumlarımızı yapacağız. Yine 7. sıralarımızda düz olan kutularımızın içerisine balonlarımızı yapacağız. İliklerimiz de yine aynı şekilde düz olan kutularımızın denk geldiği balon yaptığımız sıralarda burada yaptığımız gibi açacağız. Şimdi lastikten sonra 21 cm uzunluğa gelene kadar bu şekilde örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik üstünden itibaren 21 cm uzunluğa gelene kadar beden örgümü ördüm. Toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane tam kutu yaptım. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız. Buraya kadar toplamda da 1, 2, 3, 4 tane ilik açtım. Bir ilik daha açacağız arkadaşlar sırası gelince. Şimdi normal lastik örgümle yine devam ediyorum. Bu ön bedenimizde kol altı kesimini örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Yeni model sıramda olduğum için artık buradaki düz ilmeklerimin üzerine ters olarak devam edeceğim. Terslerin üzerine de düz olarak. İlmeğimi ters olarak ördüm. Ortada 11 tane ilmeğim var. Ters ilmeklerimin üzerine düz olarak devam ediyorum. Sıra sonundaki 12 tane düz ilmeğimi de bu sıramda ters olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz düz olarak örüyoruz. Arkadaki ilmeğimizi öndeki ilmeğimizin üzerinden atlatıyoruz. Daha sonra 2-2 keseceğiz arkadaşlar. Bu ikinci kesimim. Bu üçüncü kesimim. Şimdi yine düzleri düz, tersleri ters örerek sıramı tamamlayacağım. Kesimimden sonra 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Toplamda bu tarafta 3 kez kesim işlemi yaptık. Bir tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Kol altındaki ilk kesim işlemimizi yaptık. Aynı zamanda modelimizin ikinci sırasını da örmüş olduk. Şimdi iki kez daha kesme işlemi yapacağız. Tamamını birlikte yapalım. Ön yüzümde, lastik örgümde herhangi bir işlem yapmıyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine baştaki 12 ilmeğimi modelimin 3. sırasında ters olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Bu tarafta 12 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Kesim sıramızda 3 tanesini eksilttiğimiz için 9 tane ilmeğimiz kaldı. Bu 9 ilmeğimize yine modelimize sadık kalarak ters olarak ördük. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ikinci kesimimizi yapacağız. 2 ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. İlmeğimizi tekrar işimize alıyoruz. Ve yine 2 ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. 2 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimize ters olarak öreceğiz. 2 kesim daha yaptığımız için şu an şişimizde 7 tane ilmeğimiz kaldı. 2, 4, 6, 7. 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ortadaki 11 tane ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Aynı zamanda modelimin 4. sırasındayım. On 12 tane ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Yine arka yüzümde olduğum için ters ilmeklerimi örmeden alıyorum. Düz ilmeklerime düz olarak örüyorum. Ön yüzümde modelimin 5. sırasıyla devam ediyorum. Lastik örgümün düz ilmeklerini düz, ters ilmeklerini ters olarak örüyorum. İki tane ilmeğimi ters örüyorum. On bir ilmeğim düz. 11 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yedi ilmeğim kaldı sıra sonunda. 7 ilmeğime ters olarak örüyorum. Beşinci sıramı örgümün ön yüzünde tamamlamış oldum. Şimdi kol altındaki son kesim işlemimizi yapacağız. 2 ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. Ve 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Arada yine 11 tane ilmeğimiz ters. Ters olarak örüyoruz. On 12 ilmeğimiz düz. Düz olarak örüyoruz. Lastik örgümüzü de tamamlıyoruz. Modelimizin 6. sırasını örgümüzün arka yüzünde bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, kol altı kesimlerimizi 3-2-1 olarak birlikte yaptık. Toplamda bu taraftan 6 tane ilmek kesmiş olduk. Şimdi mevcut ilmek sayımızla yaka kesimine kadar herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan devam edeceğiz. 7. model sıramızda olduğumuz için ortadaki kutumuzun içerisine yine balonumuzu yapacağız. Şimdi bu tam kutuyu tamamladıktan sonra bir tam kutu daha yapacağız arkadaşlar. Sonra da yaka kesimine geçeceğiz. Şimdi ben tamamlayıp geleyim, daha sonra birlikte devam edelim. Kesimden sonra tam kutucuğumu oluşturdum. Yani 12 sıra normal alt sıralarda olduğu gibi kutucuğumu tamamladım. Daha sonra bir tam kutucuk sırası daha yaptım. Buradaki düz kutucuğuma balonumu yaptım. Sondaki düz olan kutucuğuma balon yapmadım. Çünkü burada 6 tane ilmeğimiz var. Sadece bir tanesini yapacağız. En alttan saydığımız zaman da buraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane tam kutucuk yaptım. Aynı zamanda son iliğimi de açmış oldum. Yine balonumu yaptığım 7. sıramda iliğimi açtım. Şimdi yaka kesimimizi yapacağız. Lastik kısmında 9 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Şimdi ikişer ikişer alarak bu ilmeklerimi keseceğim. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Birincisini kestim. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. İkincisini kestim. 3 4 5 6 7 8. Şimdi ayrıcımı çıkarıyorum. 9. ilmeğimi de diğer düz ilmeğimden alarak keseceğim. İki ilmeğimi birlikte alıyorum, kesiyorum. Şimdi şimdiki ilmeğimle birlikte yeni kurulum yapacağım. Çünkü yeni sıramdayım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ilmeğimi ters olarak ördüm. Şimdi ters kutucuğumun üzerine düz olarak devam edeceğim. 11 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sonda 6 tane düz ilmeğim var. Ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde yine ters olan ilmeklerime ters, düz olan ilmeklerime düz olarak öreceğim. Ön yüzüme geldiğimde yakamdan yine kesimler yapacağım. Örgümün arka yüzünde baştaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ortadaki 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sondaki 12 tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Artık kol altından değil, sadece yakadan kesimlerimizi yapıyoruz. Alt sırada 9 tane ilmeğimizi kesmiştik. Şimdi 3 tane ilmeğimizi keseceğiz. Yine ikişer ikişer alarak 2 ilmeğimi birlikte girdim. Düz olarak örüyorum. 1 tekrar 2 ilmeğime birlikte girdim. Düz olarak ördüm. 2 ilmeğime birlikte girdim. Düz olarak ördüm. 3. Şimdi yine ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu benim modelimin aynı zamanda 3. sırası. Ortada 11 tane düz ilmeğim var. Düz olarak örüyorum. Sondaki 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Zaman kaybı olmaması adına sadece ön yüzümüzde kesim sıralarımızı birlikte yapalım. Arka yüzlerimizde de yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ben arka yüzümü tamamladım. Şimdi ön yüzümde 3. kesimimi yapacağım. 9 tane ilmek kestik, 3 tane ilmek kestik. Şimdi tekrar 3 tane ilmek keseceğiz. 2 ilmeğimi birlikte girdim, düz olarak örüyorum. Birinci kesimimi yaptım. 2 ilmeğimi birlikte giriyorum, düz olarak örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Son kez 2 ilmeğimi birlikte girdim, düz olarak ördüm. Üçüncü kesimimi yaptım. Şimdi yine düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzümüzü bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Arka yüzümüzde de yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzümüzle birlikte dördüncü kesimimizi yapalım. Yarım olan ilmeklerimi de ön yüzümde yine tersleri ters, düzleri düz olarak ördüm. Arka sıramı da tamamladım. Şimdi dördüncü kesimimizi yapacağız. 2 tane ilmeğimizi kesiyoruz arkadaşlar bu defa. 2 ilmeğime birlikte girdim ve düz olarak örüyorum. Birinci kesimimi yaptım. Tekrar 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Bu bizim 7. sıramız olduğu için düz olan kutumuzun içerisine yine bu sıramızdan baloncuğumuzu yapacağız. Daha sonra yine düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak örelim. 5. kesimimizi birlikte yapalım. Baloncuğumu yaptım. Arka sıramda da yine ters olan ilmeklerimi ters, düz olan ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi 5. kesimimizi yapacağız. Yine 2 tane ilmeğimizi keseceğiz. Baştaki 2 ilmeği birlikte girdim, düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte girdim, düz olarak örüyorum. 2 tane ilmeğimi kesmiş oldum. Bundan sonra bir tane kesimimiz kaldı arkadaşlar. Şimdi yine düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerime ters olarak örüyorum. Ön yüzümüzü ve arka yüzümüzü bu şekilde tamamlayalım. Son kesim sıramızı yine birlikte yapalım. 6. yani son kesim sıramdayım. Bir tane ilmeğimizi keseceğiz arkadaşlar. 2 ilmeğime birlikte girdim ve düz olarak ördüm. Şimdi yine düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerime ters olarak öreceğim. Evet arkadaşlar, yakamızda 9, 3, 3, 2, 2, 1 olmak üzere toplamda 6 kez kesme işlemi yaptık. Şimdi omzumuz için şişimizde 18 tane ilmeğimiz var. Artık bu ilmek sayısıyla örgümüze devam edeceğiz. Herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmayacağız. Kol altı kesimlerinden itibaren 11 cm uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğiz. Biz az önce ön yüzümüzle 11. sıramızı tamamladık. Arka yüzümüzle ördüğümüzde bir tane kutumuzun tamamını bitirmiş olacağız. Yeni kuruluma başladığımızda da kaç sıra örmüşüm buradan söyleyeyim. 1, 2, 3, 4. 4 sıra ördükten sonra bu şekilde yardımcı şişimizi alacağız. Ama sizler kol altından itibaren ölçün arkadaşlar. Belki 6 sıra öreceksiniz. 11 cm olacak. Belki 2 sıra öreceksiniz. Belki gerek bile olmayacak. O yüzden mutlaka ölçerek yapın. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra arka bedenimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, kol altı kesimlerine başladığım yerden itibaren 11 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. İlmeklerimi yardımcı şişime aldım. Bu ön bedenimde ne yaptıysam aynı işlemleri tekrarlayarak diğer ön bedenimi de hazırladım. Sadece arkadaşlar burada ilik kısmımıza ait 9 tane ilmeğimizi sıra başında bir ters bir düz lastik örgü olarak örmüştük. Burada bu işlemi sıra sonunda yapacağız ki ilik düğme kısmımız bu şekilde karşılıklı gelsin. Lastik üstünden sonra da 21 cm burada olduğu gibi kurulumlarımızı yaparak öreceğiz. Burada biliyorsunuz kesimimizi ön yüzümüzü ördük, kol kesimimizi örgümüzün arka yüzünde yapmıştık. Burada bu işlemi örgümüzün ön yüzünde yapacağız sıra başında. Burada sıra sonunda yaptık. Burada sıra başında yapacağız. Yaka kesimimizde burada sıra başında yapmıştık. Burada da sıra sonunda örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Yani bu şekilde karşılıklı getirdiğiniz zaman arkadaşlar zaten ne yapmanız gerektiğini daha net anlayacaksınız. Eğer anlamadığınız bir şey olursa da mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi arka bedenimize devam edelim. Arka bedenimi kol kesimi yapacağım yere kadar ördüm. Şişime 76 ilmek atarak başladım ve 2 düz, 2 ters lastik örgü olarak 12 sıra ördükten sonra ön bedenimde olduğu gibi hem ön yüzümü hem arka yüzümü bir sıra haroşa olarak ördüm. Daha sonra model kurulumumu yaptım. Onu da şu şekilde yaptım. 11 düz, 11 ters, 11 düz, 11 ters, 11 düz, 11 ters ve 10 düz olarak yaptım. Daha sonra 12 sırada bir kutularım yine yer değiştirdi. Düz olan kutularıma yine ön bedenimde olduğu gibi 7. sıralarında balonlarımı yaptım. Ters kutularıma herhangi bir işlem yapmadım. Toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane kutu yaptım. Yani bu lastik üstünden buranın ölçüsü arkadaşlar yine diğer ön bedenimizde olduğu gibi 21 cm. Yani kol kesimine kadar aynı ölçüde olması gerekiyor. Şimdi birlikte kol kesimlerimizi yapalım. Şimdi 3 tane ilmeğimizi keseceğiz. 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. İlmeğimi tekrar şişmalıyorum. 2 ilmeğime birlikte giriyorum. Düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte girdim. Düz olarak ördüm. 3 tane kesme işlemi yaptım. Şimdi yeni sıramda olduğum için ters olan ilmeklerimin üzerine düz olarak devam edeceğim. Düzlerin üzerine de ters olarak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi buradaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar öreyim. Diğer taraftaki kesimimizle birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, ön yüzümü kutularımı değiştirerek tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünde diğer tarafın kol kesimini yapacağım. Yine burada da 3 tane ilmeğimizi eksilteceğiz. 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. İkinci kesimimi yaptım. Üçüncü kesimimi yaptım. Şimdi ters olan ilmeklerimi ters, düz olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Aynı zamanda modelimin de ikinci sırasını örüyorum. Sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Arka sıramı tamamladım. Şimdi ikinci kesimimizi yapacağız. Örgümün ön yüzündeyim. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 kez kesme işlemi yapacağız. İlkini kestim. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesim daha yaptım. 2 tane ilmeğimi kesmiş oldum. Toplamda 5 tane ilmek kestim. Şimdi yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar tamamlayayım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. Buradaki ikinci kesimimi yapacağım. Burada da yine 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 kesim yapmış oldum. Şimdi yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Birlikte son kesimimizi de yapalım. Arka sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzümde son kesimimi yapıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak bir kez kesme işlemi yaptım. Şimdi yine düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Örgümün arka yüzünde diğer tarafta da aynı şekilde bir tane ilmek keseceğim. Ve kol kesimlerimizi tamamlamış olacağız. Buraya kadar öreyim arkadaşlar. Örgümün arka yüzündeyim. Burada da yine son kesimimi yapacağım. 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. Yine ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. Evet arkadaşlar, arka bedenimizin kol altı kesimlerini tamamladık. 6 bu taraftan, 6 diğer taraftan toplam 12 tane ilmek eksiltmiş olduk. Şu an şişimizde 64 tane ilmeğimiz var. Artık bu 64 ilmeğimizle örgümüze devam edeceğiz. Toplam kutucuk sayımız 9 olana kadar modelimizi uygulayarak örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimi lastik üstünden sonra saydığımda 9 sıra kutu olacak şekilde ördüm. Şimdi ön bedenimde yaptığım gibi kutu değişimi yapacağım ve 4 sıra öreceğim. Daha sonra omuz birleştirmesi yapacağız. Şimdi kutularımızı değiştirelim arkadaşlar. Bu 4 sıramızda yine örelim. Daha sonra birlikte omuz birleştirmemizi yapalım. Arkadaşlar 4. sıramı da aynı şekilde örerek tamamladım. Şimdi ön yüzlerimiz içeri gelecek şekilde bedenlerimizi üst üste koyuyoruz. Örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapatacağız. Daha önce biliyorsunuz birçok kez yapmıştık. Bu defa tığ ile yapacağım. Dilerseniz şişle de yapabilirsiniz. Bu şekilde zorlanıyorsanız arkadaşlar ilmeklerinizi kapatıp dikişle yapabilirsiniz. Ama bu görüntü daha muntazam oluyor. Ben bir de dikişli örgüleri çok fazla sevmiyorum. O yüzden bu yöntemi kullanıyorum. 2 ilmeğime girdim. İkisini de şimdiden çıkardım. Ve birlikte ördüm. Bir bu ilmeğime giriyorum. Bir diğer ilmeğime. İkisini de şimdiden çıkarıyorum. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Şişle yaptığımız işlemin aynısını tığ ile yapıyoruz. Bir buraya girdim. Bir karşıya. İkisini de şimdiden çıkarıyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğime girdim. Şimdiden çıkardım. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. 2 tane ilmeğimi alıyorum. Şimdiden çıkarıyorum. 3 ilmeğimi birlikte alarak örüyorum. Bir buna girdim. Bir buna. Düz olarak ördüm. Şişimden çıkardım. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlattım. Bu iki işlemde de sonuç aynı arkadaşlar. Dediğim gibi hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. 2 ilmeğime giriyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. 2 ilmeğime giriyorum. 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimi kapatacağım. Sonda bir tane ilmeğim kaldı. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte girdim ve düz olarak ördüm. Şimdi kesimlerime ense kısmımda devam edeceğim aynı şekilde. Sonda 18 tane ilmeğim kalana kadar bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bir örüyorum, bir atlatıyorum. Bu şekilde ense kısmımı keseceğim. Sonda 18 tane ilmeğimiz kaldığında yine orada da buradaki gibi kesim yapacağız. Sonda 18 tane ilmeğimiz kalana kadar arkadaşlar bu şekilde kesimlerimizi yapalım. Arka bedenimin ense kısmındaki ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle kapattım. Şu an tığımdaki ilmek dahil toplam 18 tane ilmeğim var. Şimdi yine aynı şekilde kapatma işlemimizi yapacağız. Bir buna giriyorum, bir karşıya düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi şişimden çıkardım. Arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. İkisine girdim. Düz olarak ördüm. Şişimden çıkarıyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğimin üzerinden atlatıyorum. Bir de bu türlü yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 ilmeğe girdim. Ve tığımdaki ilmekle birlikte 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tüm omuz birleştirmelerinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü oluyor. Arkadaşlar sıra sonuna kadar ilmeklerimi aynı şekilde kestim. İpimi biraz uzun bırakıyorum, kesiyorum. Gördüğünüz gibi hem örgümüzün arka yüzünde hem de ön yüzünde muntazam bir birleştirme işlemi yapmış olduk. Bu fazla iplerimizi örgümüzün arka yüzünde yürüterek sabitleyelim ve fazlalıklarını keselim. Şimdi kol bedenimizle devam edelim arkadaşlar. Kol bedenim için şişime 44 ilmek atarak başladım ve 2 düz 2 ters lastik örgü olarak 12 sıra ördüm. Şimdi haroşa sıramızı öreceğiz. Aynı zamanda artış yapacağız. Altı ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. Toplamda 12 tane artış yapacağız. 3 tane ilmeğimi örüyorum. Bir artış yapıyorum. Bir artış daha yaptım. Üç ilmek arayla artışlarımızı yapacağız. Şişimizde toplam artışlarımızdan sonra 56 tane ilmeğimiz olacak. Tane daha artış yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yine 3 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir artış daha yapıyorum. Tekrar 3 tane haroşa ördüm. Bir artış yapıyorum. Ve sondaki 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Lastik örgüme 44 ilmekle başladım. 12 sıra artış yaptım. Şu an şişimde 56 tane ilmeğim var. Artık bu ilmek sayımla örgüme devam edeceğim. Örgümün arka yüzünü de haroşa olarak örüyorum. İle 6 ilmeğimi sıra sonuna kadar haroşa olarak öreyim arkadaşlar. Arka sıramı da haroşa örgülerle tamamladım. Şimdi kurulumumuzu yapacağız. Baştaki 11 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 11 ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Ve sondaki 12 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Düz, 11 ters, 11 düz, 11 ters ve 12 düz olarak kurulumumuzu yaptık. Örgümüzün arka yüzünü de birlikte örelim. Arka yüzümdeki 12 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bir tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmeğimi ters olarak örüyorum. Tekrar 11 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sondaki 11 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, birlikte hem artışlarımızı hem de model kurulumumuzu yaptık. Artık 12 sırada bir kutularımızı değiştirerek aynı şekilde örgümüze devam edeceğiz. Yine 7. sıralarımızda düz olan kutularımızın içerisine balonlarımızı yapacağız. Ön ve arka bedenimizde olduğu gibi lastik üstünden itibaren 21 cm uzunluğa gelene kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kol bedenimi kesim yapacağım yere kadar ördüm. Toplamda 6 tane tam kutu yaptım. Şimdi 3 tane bu taraftan, 3 tane de diğer taraftan keseceğim. Yine 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İkinci kesimimi yaptım. Üçüncü kesimimi yaptım. Şimdi yeni sıramda olduğum için ters olan ilmeklerimin üzerine düz, düz olan ilmeklerimin üzerine de ters olarak devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde öreyim arkadaşlar. Oradaki kesimi de birlikte yapalım. Ön yüzümü sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi bu taraftaki kesimimi örgümün arka yüzünden yapacağım. 3 tane ilmeğimi ikişer ikişer alarak kesiyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi ön yüzümde ikinci kesimimi yapacağım. 2 tane ilmeğimi birlikte alarak ilk kesimimi yaptım. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak ikinci kesimimi yaptım. 3 tane kestik, 2 tane kestik. Şimdi yine düzleri düz, tersleri ters olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Tamamlayayım arkadaşlar ben. Sıra sonuna kadar ördüm. Örgümün arka yüzünde 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2 ilmeğimizi de bu tarafta kestik. Şimdi yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Ben sıramı tamamlayayım. Örgümün arka yüzünü sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi kesim işlemlerimize devam edeceğiz ama birer birer keseceğiz arkadaşlar. Bir bu taraftan, bir bu taraftan, bu şekilde şişimizde 32 tane ilmeğimiz kalana kadar aynı işlemi tekrarlayacağız. Şimdi ilk kesimimizi birlikte yapalım. Sonra bu şekilde devam edeceğiz. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir tane kesim yaptım. Düzleri düz, tersleri ters olarak yine öreceğim. Sıramı tamamlayayım. Sıra sonuna kadar ördüm. Örgümün arka yüzünde de yine bir tane kesim yapacağım. İki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Arkadaşlar, kesim işleminin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Birer birer eksiltmeye devam edeceğiz. Şişimizde 32 tane ilmeğimiz kalana kadar yine 7. sıralarımızda düz olan kutularımızın içerisine balonumuzu yapacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şişimde 32 tane ilmeğim kalana kadar kesimlerimi birer birer yaptım. Şimdi yine kesmeye devam edeceğiz ama bu defa ikişer ikişer keseceğiz. 2 ilmeğimi birlikte giriyorum. Düz olarak örüyorum. İlk kesimimi yaptım. Tekrar 2 ilmeğimi birlikte giriyorum. Düz olarak örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Kenarlardaki düz ilmeklerimiz eksildiği için artık baloncuk yapmadan devam edeceğiz. Normalde bu benim baloncuk sıram. Ama yapmadan devam ediyorum. Düz olan ilmeklerimi düz, ters olan ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şişimizde 20 tane ilmeğimiz kalana kadar arkadaşlar kesimlerimizi ikişer ikişer yapacağız. Şimdi bu sıramızı birlikte yapalım. İki tane ilmek bu tarafta kestik. Şimdi örgümüzün arka yüzünde iki kesim de bu taraftan yapacağız. 2 ilmeği birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte giriyorum ve düz olarak örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Şişimizde 20 tane ilmek kalana kadar ikişer ikişer kesmeye devam edelim arkadaşlar. Daha sonra kapatma işlemimizi birlikte yapalım. Şişimde 20 tane ilmeğim kalana kadar kesimlerimi ikişer ikişer yaptım. Şimdi ilmeklerimizin tamamını kapatacağız. Yine aynı şekilde yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Kapatma işlemimizi bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, kapatma işlemimi tamamladım. Şimdi kol bedenimizin dikiş işlemini yaparken nereye yerleştireceğimizi de göstereyim. Daha sonra istediğiniz yöntemle dikişinizi yapabilirsiniz. Arka kısımlar bu şekilde duracak. Tam bu birleştirme yerimizin ortasına buradaki düz kutucuğumuzun ortasını denk getiriyoruz. Toplu iğne veya ayraçla arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Kaymaması için. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben tığla birleştirme işlemi yapacağım. Bu şekilde daha muntazam duruyor. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde karşılıklı giriyorum. Tüm dikişimi aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle biraz daha yapalım. Bakın, karşılıklı giriyorum ve kaydırıyorum. Kutularımızın karşılıklı olması önemli arkadaşlar. Buna özen gösterelim. Ola ki yanlış diktik. Tığ ile yaptığımız için sökebiliriz bu şekilde. Arkadaşlar, dikiş işlemlerimizi tamamlayalım. Daha sonra yakamıza devam edelim. Dikiş işlemimi tamamladım. Şimdi yakamın etrafından 110 tane ilmek çıkaracağım. tığ yardımıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar bu işlemi. Evet arkadaşlar, aynı işlemi tekrarlayarak diğer uca kadar ilmeklerimi topladım. Şimdi 110 ilmeğimizde 2 ters 2 düz klasik lastik örgü öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle kapatacağız. Şimdi ben tamamlayıp hırkamın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamın son haliyle hazır. Ölçülerini de vereyim. 33 cm uzunluk, 27 cm genişlik. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.